Herkese selamlar. Göçmenlik hukukundaki son gelişmeleri anlattığım ikinci videoyla karşınızdayım. Bugünkü videonun ilk konusu Göçmenlik Bürosu'nun yaptığı çok heyecan verici bir açıklamayla alakalı. O da premium processing yani dosyaların hızlandırılması sürecinin bir sürü dosyaya yavaş yavaş genişletilmeye başlanacak olması haberi. Göçmenlik bürosu aslında premium processing müjdesini geçen sene vermişti. Ancak bir zaman çizelgesi yayınladılar. Bu zaman çizelgesine göre belli dosyalara yavaş yavaş uygulayacağız dediler. Çoğu zaman göçmenlik bürosu böyle bir açıklama yaptığında bunun gerisi gelmez ama bu sefer geldi ve sözlerini tutan bir şekilde ilerlediler. Şu anda göçmenlik bürosu EB1 Multinational Executive ve EB2 National Interest Waiver dosyalarına premium processing'i getirmiş oldu. Bu dosyalar EB-1 dediğimiz dosya uluslararası yönetici transferi vizesidir. Çünkü EB-1'ın diğer kategorisi olağanüstü kabiliyet vizesi ki onda zaten premium processing vardı ama uluslararası yönetici transferinde premium processing yoktu. Onu getirmiş oldu göçmenlik bürosu. Daha çok insana ilgilendiren konu ise EB-2 National Interest Waiver dosyasına yani kişinin kendi kendine yapmış olduğu green card başvurusu prosedürüne getirilen premium processing oldu. Bu özellikle National Interest Waiver başvurusu yapabilecek olan başarılı birçok akademisyeni, iş insanını, sanatçıyı birçok kişiyi ilgilendiren güzel bir açıklama. Bundan sonra EB2 başvuruları, National Interest Waiver başvuruları artık premium processing yapılabilecek, hızlandırılabilecek. Premium processing neyi sağlıyordu? Göçmenlik bürosuna yatırılan bir ekstra harç ücretiyle dosyaya göçmenlik bürosunun 15 günde 45 gün arasında bakmasını sağlıyor. Peki premium processing'in geleceğinde ne var? Göçmenlik bürosu bundan sonra hangi dosyaları hızlandıracak? Göçmenlik bürosu yaptığı açıklamada Mart ayında premium processing başvurusunu F-1 OPT başvurusu yapan ve STEM OPT başvurusu yapan daha önceden yapmış ve dosyası devam eden kişilere genişleteceğini duyurdu yani F1 OPT veya STEM OPT başvurusu yaptıysanız ve bu başvurularınız hala göçmenlik bürosu tarafından incelenmediyse, değerlendirilmediyse Mart ayından itibaren bu başvurular için premium processing geliyor. Dolayısıyla göçmenlik bürosu yeni tarihin ne olacağını yakın zamanda açıklayacak. Nisan ayında ise göçmenlik bürosu yeni yapılan OPT ve STEM OPT başvurularına premium processing hakkı getirecek. Dolayısıyla Mart'ta devam eden OPT, STEM OPT, Nisan'da ise yeni OPT ve yeni STEM OPT başvuruları artık premium prosesi olarak yapılabilecek. Bir sonraki adımda ise göçmenlik bürosu I-539 dosyalarına premium prosesin getirmeyi düşünüyor. Bu da I-539 başvurusu da Amerika için de statü uzatma veya statü değiştirme ile ilgili olan form. Mesela F1 statüsüne geçiş veya başka statülere geçiş veyahut da aynı statünün uzatılması başvurularında eğer devam eden bir dosyanız varsa Mayıs ayında eğer sıfırdan dosya gönderiyorsanız, göçmenlik bürosuna yeni bir dosya gönderiyorsanız Haziran ayından itibaren bunların premium processing olması, premium processing haline çevrilmesi söz konusu olabilecek. Aslında göçmenlik hukukunun son 4-5 yılına baktığınızda bu kategorilere yani EAD çalışma izni kategorisine ve statü uzatma veya değişme kategorisine premium processing'in getirilmesi devrim niteliğinde kararlar denebilir. Bunun nasıl uygulanacağını ve nasıl sonuçlar olacağını hep beraber göreceğiz. Ancak en azından isteyenler için gerçekten ihtiyacı olanlar için bu şekilde fırsatların olması, dosyaların hızlandırılabilmesi çok olumlu olacak. Göçmenlik Bürosu son yaptığı açıklamada 2023-2026 takvim yılları arasındaki stratejik planının neler olacağından bahsetti. Üç konunun altını çizdi. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum x strateji Citizenship and Integration of New Americans. Yani Amerikan vatandaşlarının teşvik edilmesi meselesi. Bilindiği gibi Amerika'da çok sayıda Green Card sahibi kişi vatandaşlık başvurusunu şu veya bu sebeple yapmıyor ve bir türlü vatandaş olmuyor. Göçmenlik bürosunun son bir yıl içinde düzenlediği programlara bakarsanız mesela statlarda vatandaşlık seremonileri düzenlemek, Green Card sahiplerinin vatandaş olurken konserlere, spor aktivitelerine davet edilmesi ve birçok insanın önünde bunlara vatandaşlık yemin ettirilmesi gibi düzenlemelerle vatandaşlığı teşvik etmeye çalışıyor. Bu yine göçmenlik bürosunun 2023 26 arasındaki en önemli stratejilerinden birisi olarak açıklamasında dikkat çekiyor. Daha çok Green Card sahibinin vatandaşlığa geçirilmesini sağlamak ve Amerikan vatandaşlığına geçmiş olan yeni vatandaşlara da yardım imkanlarının oluşturulması. Göçmenlik bürosu ikinci amacı olarak ise family unification yani ailelerin ayrılmaması veya ailelerin bir araya gelebilmesini saydı. Bilindiği gibi özellikle Covid döneminde aile birleşimi başvuruları bile çok uzun zamanlar almıştı. Özellikle Amerikan vatandaşlarının ve green card sahiplerinin ailelerinden ayrı düşmemesi için bundan sonra daha çok dikkat edeceğini ve daha çok efor göstereceğini göçmenlik bürosu açıkladı. Göçmenlik bürosunun üçüncü stratejisini ise humanitarian protection yani insani koruma oluşturuyor. Dünyanın herhangi bir bölgesinde koruma ihtiyaç duyan kişilerin korunması üzerine bu daha çok refüji programıyla alakalı yani Amerikan Senatosu'ndan geçen, Amerikan Meclisi'nden geçen refüji programlarıyla ilgili konuyu içeriyor. Mesela son zamanlarda Afganlılara, Iraklılara ve Ukraynalılara çıkartılan programlar gibi. Yeri gelmişken Amerikan hükümetinin son dönemde refüjilerle ilgili yani mültecilerle ilgili yapmış olduğu bir açıklamaya da kısaca değinmek istiyorum. Bilindiği gibi Biden hükümeti yaptığı bir açıklamayla Amerikan vatandaşlarının, belli bir mal birikimi ve para birikimi göstererek bazı mültecileri Amerika'ya getirebileceğiyle ilgili yakın zamanda bir açıklama yaptı. Bu da aşağı yukarı bütün göçmen toplumlarında bir merak oluşturdu. Acaba bu nedir diye. Burada bahsedilen şey iltica başvurusu yapan kişiler değil. Burada bahsedilen şey belli ülkelerde zorluk yaşayan, zorluk çeken insanlar değil. Burada bahsedilen şey belli ülkelerde sıkışmış kalmış iltica başvurusu yapmak isteyen kişiler değil. Burada kastedilen şey Amerikan senatosunun mülteci olarak belirlediği kişi veya kişilerin Amerika'ya getirilmesi. Zamanında Afganlılar için yapıldığı gibi, zamanında Iraklılar için yapıldığı gibi, zamanında bazı Türkiye Cumhuriyetlerindeki bizim kardeşlerimiz için yapıldığı gibi. Mesela ahıska tüpleri için yapıldığı gibi. Dolayısıyla bir kanun maddesi, bir kanun hükmü olduktan sonra ancak Amerikan vatandaşlarının o kişileri sponsor etmesi söz konusu olacak. Göçmenlik bürosunun açıklamasında dikkat çeken konulardan bir tanesi de göçmenlik bürosuyla nasıl iletişim kurulacağı. Göçmenlik bürosu nasıl iletişim kurulacağını geliştirme konusunda bir vaatte bulunuyor ama bir yandan da bize bir ipucu veriyor. Bakın beni kaç kişi arıyor her günde diyor. Göçmenlik bürosunun her gün aldığı telefon sayısı Aşağı yukarı 55 bin. Dolayısıyla 55 bin telefon alan bir kurumun nasıl çalışabileceğini, bütün başvurulara, bütün gelen telefonlara nasıl cevap verebileceğini düşünün. O yüzden zaten son zamanlarda telefonla ulaşmaktan ziyade internet üzerinden ulaşmayı, service request dediğimiz, referral dediğimiz sistemi işletmeyi ve her şeyi internet üzerinden yapmayı tavsiye ediyorlar. Şimdi kısaca biraz Amerika içindeki göçmenlik bürosunun mülakatlarla ilgili son durumundan bahsetmek istiyorum. Daha sonra en sonunda konsoloslukta neler oluyor onlardan bahsedeceğim. Amerika içinde göçmenlik bürosuyla ilgili gördüğümüz durum şu. İş yeri üzerinden yapılan green card başvurularında mülakat artık neredeyse yok denecek kadar az. Dolayısıyla orada bir mülakata geri dönüş gibi bir şey beklenmiyor. Evlilik üzerinden yapılan başvurularda ise göçmenlik bürosunun üzerine düşen yükü azaltabilmek için bazı dosyaların mülakatsız kabul etme yoluna gittiğini görüyoruz. Mülakatsız kabul etme yoluna gittiği için de zaten sağlık raporlarının da dosyayla beraber gönderilmesini istiyor. Bu bizim kendi hukuk büromuzda baktığımızda bizim de zaman zaman yaşadığımız bir konu. Dolayısıyla evlilik dosyalarının mümkün olduğu kadar tamam gönderilmiş olması, eksiksiz gönderilmiş olması, bir hata olmadan içinde gönderilmiş olması dolayısıyla bir avukat tarafından hazırlanması bir kere daha ön plana çıkmış oluyor. Çünkü eğer eksiksiz tam bir dosya olursa muhtemelen göçmenlik bürosunun mülakatsız green card verme ihtimali daha yüksek olacaktır. Bu mülakat verilen dosyalar eksik hazırladı diye anlaşılmamalı. Tabii ki göçmenlik bürosunun genel bakış açısı bu dosyaların tamamına hala mülakat vermek üzerinedir. Ama istisnaların arasına girmek istiyorsanız dosyanızın dört dörtlük hazırlanması gerekiyor diyebiliriz. Divilatory dosyalarında ise genel itibariyle mülakatların verilmeye devam edildiğini ancak kararı son aylara kalan dosyalara özellikle Ağustos, Eylül gibi aylara kalan dosyalarda bazı dosyalara mülakat verilmeden dosyanın kabul edildiğini ve green kartların postaya verildiğini sevinerek hukuk büromuz adına söyleyebilirim. Şimdi biraz da konsolosluklardaki mülakatlarda son durum nedir ondan bahsedelim. Bir önceki güncellememde artık internetten Ankara'da, İstanbul'da veya dünyanın herhangi bir yerindeki Amerikan konsolosluğunda herhangi bir göçmen olmayan vize için ne kadar beklemeniz gerektiğini artık görebildiğinizi açıklamıştım. Department of State'in bir web sitesi var. Oraya gittiğinizde visa wait time'a bakarak Ankara ve İstanbul'da beklemelerin ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz. Vize bekleme sürelerine baktığımızda şu an itibariyle Ankara'da mülakat gerektiren dosyalarda mesela FMJ gibi öğrenci vizelerinde 106 gün, HLOPQ gibi iş yeri üzerinden yapılan göçmen olmayan vizelerde 87 gün, mülakat gerektiren B1-B2 turist vizelerinde 231 gün, interview waiver'a hakkı olan yani interview gerektirmeyen öğrenci işleri üzerinden yapılan uzatma başvuruları gibi başvurularda da 7 iş günü içinde işlem yapıldığını görebiliyorsunuz. İstanbul'daki konsolosluğa baktığımızda interview gerektiren öğrenci dosyalarında 147 gün, interview gerektiren petition based dediğimiz HLOPQ dosyalarında 170 gün, interview gerektiren turist vizelerinde 367 gün yani bir sene, Aynı zamanda interview gerektirmeyen bütün kategorilerde turist olsun, öğrenci olsun, iş yeri üzerinden yapılan başvurular olsun, bunların hepsinde bir takvim günü içinde işlem yapıldığını görebiliyoruz. Bu durumda Ankara'nın aslında interview gerektiren dosyalarda biraz daha hızlı olduğunu, İstanbul'un ise interview gerektirmeyen dosyalarda biraz daha hızlı olduğunu söylemek mümkün. Peki en çok sorulan sorulardan biri E1 E2 dosyalarında Mülakat durumu nedir? Bilindiği gibi E1-E2'lerin mülakatlarını sadece İstanbul veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz durum şu. Dosyaların çoğuna 2023 başı itibariyle gönderilen dosyaların çoğuna 2024 başına mülakat veriliyor. Aşağı yukarı bir sene sonrasına. Bazen mülakatların erken tarihe çekilmesi mümkün olabiliyor. Bu devamlı değişiklik gösterebilen çok dinamik bir konu. E1-E2 mülakatları konusu. Dolayısıyla kendi yaptığımız dosyaların mülakatlarından edindim tecrübeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videoyu kapatırken içinde bulunduğumuz sezonun H1 kota sezonu olduğunu söyleyerek bitirmek istiyorum. H1 profesyonel işçi vizesi kotası her sene Mart'ta açılan ve kapandıktan sonra bir dahaki kotanın tekrar Mart'ta açıldığı bir vize kategorisi olduğu için bu döneme biz H1 kota sezonu diyoruz. Dolayısıyla profesyonel işçi vizesi olan H1B vizesine başvurmak istiyorsanız bir Amerikalı şirket sponsorunuz varsa mutlaka bizimle irtibata geçin ve dosyanızın bir an önce başlamasını temin edin. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeniz bizim için önemli. Konuya ilgi duyan daha çok insanın bu videoyu görmesini temin edeceği için. Eğer yorumlarınız varsa, sorularınız varsa, konularla ilgili tecrübeleriniz varsa bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.